duruyoruz. Bence bilgilenmeye ihtiyacımız var. Harbiden ya. Şimdi onu yapacaktım. 5 dakika zaten. Aynen öyle. Bu arada Lole Urf gelmiş biliyor musun? Evet. Efe dayıyla bilgileniyoruz. 5 dakika tartışacağız seninle. Tamam mı? En sevdiğim. Göz önünde uçuşan cisimler. Numara bir video. Aa, göz önünde uçuşan cisimler. Bana oluyor lan. Arada çok yorulduğumda falan böyle. Baktığım yerde böyle sanki hücreler görüyorum böyle, evet. Siyah. Siyah mı? O gözündeki sulardan. Evet, bu. Hücreler dediğim bu. Zaten gözünüzün önünde küçük uçuşan noktalar veya karanlık alanlar görürsünüz. Bunlar genellikle boş bir duvara veya mavi gökyüzü gibi düz bir zemine bakarken belli olurlar. Uçuşan cisimler aslında gözünüzün içine dolduran ve vitreous ismi verilen saydam jel şeklindeki sıvıda bulunan hücrelerin küçük birikintileridir. Ben dedim bak. Bu nesneler sanki gözün önünde uçuşuyormuş gibi görünmesine rağmen aslında gözün içindedirler. Bizim gördüklerimiz onların gözün sinir tabakası olan retina üzerine düşen gölgeleridir. Mikrodalga fırın. İsmet nerede? Arayayım mı? İsmet yok. Nasıl çalışır? Mikrodalga fırınlar besindeki su moleküllerini sallamak için özel olarak belirlenmiş bir titreşim sıklığındaki radyo dalgalarını kullanır. Radyo dalgalarının etkisiyle su molekülleri artan bir şekilde sallandığı zaman atomsal seviyede titreşmeye başlar ve ısı üretirler. Fırındaki besini pişiren şey aslında bu ısıdır. Yiyeceği ısıtan bu radyo dalgaları magnetron adı verilen bir alet içinde oluşturulur. Magnetron, elektronları iyice ısınmış bir kablodan koparır ve sonra onları bir boşluk içerisinde mıknatıslar kullanarak döndürür. Bu elektronlar daire çizerek girdap oluşturdukça besini pişirmesi için fırının içine gönderilen radyo dalgalarını üretir. Vay amına koyayım. Bu radyo dalgaları plastik, cam ve seramiklerin içinden onlara zarar vermeden geçer. Bu sayede plastik tabaklar erimez veya camlar patlamaz. Diğer taraftan metaller gelen radyo dalgalarını yansıtırlar. Bu özellikleri çok zeki bir şekilde mikrodalganın duvarlarında kullanılmıştır. Öyle ki hiçbir dalga kaçıp mutfaktaki birisini pişirmez. Yazılar keşke siyah olsaydı. Peki mikrodalga ışınlar radyasyon yayar mı? Hayır, yaymazlar. Çünkü mikrodalga ışınlar iyonizleştirmezler. Yaymaz. Ve radyoaktif olarak sıraladığımızda radyo ve mikrodalgalar düşük frekanstaki dalgalar olduğu için radyoaktif değillerdir, aktiftir. İlk olarak anlık ışınlanmaya sahip olan hiçbir bile ışınlanma. İlk olarak ışınlanmak mümkün mü? İlk olarak anlık ışınlanma yönünden baktığımızda abi sen biraz sesli hızlı okusun. Yani kendinizi ışınlayabilseniz bile ışınlanma halinde belli bir süre geçer. Bu sebeple anlık ışınlanma diye bir şey mümkün olamaz diyor Einstein görelilik teorisi tabi. Işınlanma makinesine girelim ve öyle ışınlanmayı deneyelim. Fakat bu sefer de duvarlar karşımıza engel olarak çıkıyor. Aynı çantada olduğu gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunun sebebi de madde parçacıklarını çoğu malzeme içinde geçiremiyoruz. Enerji harcarsınız. Bu enerji daha fazla. Bu durumda engel var. Bütün ışınlayıcılarla olan ana soruna götürüyor. Evet, eko var. Vücutlarımızı meydana getiren maddelerin durduğu kurallar. Hızlı bir yapsak da olurmuş. Fakat bilim insanları insan yerine bilgi ışınladıkları bir tür ışınlayıcı yapmayı başardılar. Kuantum ışınlaması dedikleri bu ışınlanma bir parçacığın genellikle bir fotonun yani ışık parçacığının durumunu bir yerden başka bir yere iletmeyi kapsıyor ve gelecekte güvenli şekilde bilgi nakletmeyi vaat ediyor. Biz burada bir ışınlanma, benim atomlarım da ışınlanabilir. İşte ışınlanmanın en büyük sıkıntısı burada başlıyor. İnsan vücudunda yaklaşık olarak 10 üzeri 28 tane atom bulunmakta. Atomları ışınlayabiliriz, evet. Fakat bu kadar miktarda atomu aynı şekilde dizip bir canlıyı tam olarak birleştirmek imkansızdır. O zaman küçük hücreler ışınlayalım. Evet. Ne kadar küçük? Olmaz mı? Hücreleri ışınlayalım. Denenebilir. Evet.